Diyarbakır'a doğduğundan öldüğü zamana kadar Diyarbakır kültürüne hizmet etmiş. Sonra Cumhuriyet döneminde 1917'de de Atatürk'le, daha Mustafa Kemal Atatürk değil, Diyarbakır'a 2. Kolordu Kumandanı olduğunda geldiğinde Gazi Köşkü'nde, Sema Köşkü'nde onu dinleyince "sen bülbüller gibi şakıyorsun, ne biçim bir ses bu" falan demiş. Uzun zamanlar geçmiş, Cumhuriyet kurulmuş. Cumhuriyet'ten sonra Celal Güzelses sadece ve sadece memleketinin mayalarını, gazellerini, türkülerini hataları ayıklanmış biçiminde besteleriyle beraber ölümsüzleştirmiş. 31 senesinde gitmiş İstanbul'da sahibinin sesiyle anlaşmış. Sahibinin sesine 8 plak birden okumuş. Ondan sonra da plak doldurmalar devam etmiş. Ve kendisinin 49-50 diye aşkın plağı var. Taş plaklar tabii, eski plaklar. Vefatında ki Ulu Cami'den, evden sonra Ulu Cami'ye gitti. Ulu Cami'den mezarlığa kadar bir gidişi var. Arabanalarla, okunan dualarla ve arabanalarla, biliyorsunuz. O hiç unutulmuyor, unutamıyorum. Psikoloji hocası olduğum halde psikolojimi düzeltemiyorum. O tesir hala var bende. Bu bütün sevdalılar var ya, esas onu yaşatan bunlar. Bu sevdalılar var ya, sevdalı olmazsa insan yaşamaz. Bu sevgi başka bir sevgidir. Bu sevgiyi Diyarbakırlılar gösteriyorlar. Onun için de bundan daha güzel bir duygu olamaz. Ben yalnız bugüne değil, her gün, her zaman, her sene, yıllardır ben bu işe başladığımdan beri merhum Celal Güzelses'in türkülerini uzun havlu hep örnek almışımdır ve onun izinle gidiyorum. O bakımdan benim için o zaten rahmetli gerçek dünyaya gitti ama benim için gönlümde yaşıyor. Tabii ki özellikle bugün ayrı bir gün. Onu yad etmek, onun türkülerle onu yaşatmak, yaşatabilmek ve bizim Diyarbakır kültürüne o kadar büyük katkılar var ki, yani Orta Doğu'da gelmiş geçmiş Diyarbakır türkülerini bilmeyen yok geçmişte. Biz de naçizane o izden gidiyoruz. Biz de böyle biraz bir nebze hizmet edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ne söyleyeyim, ne bugün bir şey olabilir mi? Bundan daha bir mutlu bir an olabilir mi? Tabii ki olamaz.